Merhabalar değerli ziyaretçimiz. Gold Haber Temamızı tanıtım için buradayım. İsmim Yasin. Gold Haber Temamız Ağustos ayının 2020 yılında yayınlanmış olan bir temamızdır. Bu temamızın öncelikle arayüzünü tanıtacağım. Arayüzümüzde 3 farklı alan bulunmaktadır. 1. Header bölümümüz. 2. Ana sayfa içerik bölümümüz. 3. Footer içerik alanımız. Bunun haricinde header bölümünün reklam, ana sayfa bölümü reklam, içerik bölümlerindeki reklam alanları ve footer bölümündeki reklam alanlarımız mevcuttur. Bu web sitemizde üst header menüsünde son dakika yani en son gezmiş olduğunuz haber bannerlarımız, üye giriş sayfamız, dil menümüz, sosyal medya bağlantılarımız, menü bölümümüz, arama bölümümüz, logo içerik bölümümüz ve logo yan tarafı 728 çarpı 90 banner bölümümüz mevcuttur. Ana sayfamızda manşet bölümümüz, sür manşet bölümümüz, döviz, hava ve yol durumu bannerımız, kategorisel olarak listeleyebileceğiniz haber bölümlerimiz, reklam alanlarınız, trend haber listelerimiz, spor takımı, lig bölümündeki puan durumu listemiz, banner reklam alanınız, ek olarak fotoğraf galerimiz, video galerimiz, yazar içerikleriniz, editörün seçmiş olduğu özel haber reklamları, nöbetçi eczaneler bölümü, anket bölümü, sosyal medyada biz e-bülten alanı mevcuttur. Footer bölümünde firma rehberi, seri ilan, foto galeri, video galeri, haber portalımızın künyesi, haber portalımızdaki yazarlar, iletişim ve RSS akış bölümümüz mevcuttur. En üst bölümde, header bölümünde bulunan menü bölümümüzde 3 farklı listeleme türümüz mevcuttur. Bu listelemeler, birincisi direkt tıklama veyahut da direkt alt alta normal şekilde listeleme, ikinci çeşit olarak yataysal olarak listeleme, üçüncü çeşit olarak görsel olarak listeleme bölümümüz mevcuttur. Bunları yönetim panelinde anlatırken daha rahat anlayacağınızı tahmin ediyorum. Manşet bölümümüzde en çok okunan haberleriniz veyahut da ilgisini çekmek istediğiniz haberlerinizi bir ön izleme haberin başlığı resim bölümümüz olmak üzere ön izlemesi mevcuttur. Sür manşette kategori bölümü, manşetin başlık bölümü ve bir adet resmi olmak üzere bulunan haber içerik bölümlerimiz. Bunun haricinde otomatik olarak hava durumu, yol durumu, döviz tablonuzun getirilmesi, ana sayfa yönetim bölümündeki bulunan kategori haberleri bölümünden de istemiş olduğunuz kategorilerin ana sayfada listelenme türleri, en çok okunan haber bölümlerinin otomatik olarak gelmesi, puan durumunun otomatik olarak listelenmesi, fotoğraf ve video galerinizin otomatik olarak kayan reklam olarak gelmesi, yazar içeriklerinizin paylaşmış olduğu örnek makale girişleriniz ve son en son eklemeden ilk eklemeni listeleme şekliniz, editörün yani sizin seçmiş olduğunuz ana listeleme haberleriniz, listelenmeci alan, yönetim panelinden oluşturmuş olduğunuz anket alanları, sosyal medyada biz banner alanı, e-bülten abonelik alanı ve tekrardan iç sayfalara devam edelim. Sayfamızda kategorisel olarak haberlerin listeleneceği bölümler var. Bunların haber kategorisinin listeleneceği iç sayfasına gittiğimizde haberlerin en son eklenen haberin ilk başta İlk eklenen haberin en sonunda görülken bir listeleme türü ve istediğiniz zaman bu haberleri sıra numaralarına göre yönetim panelinden verdiğimiz olduğunu sıra numaralarına göre listeleme şekilleri mevcuttur. Haber detay sayfasına girdiğimizde haberin manşeti, haberin kısa açıklama yazısı, haberin eklenim tarihi, toplam gösterimi, habere yapılan yorum, haberin ana fotoğraf, kapak fotoğrafı, bir adet reklam alanı, haberin iç detay yazı bölümü, haber alt banner reklamı, emojili
tepki verme ve paylaşma bölümü, etiket bölümü ve benzer haber içerikleri mevcuttur. Bunun haricinde fotogaleri bölümümüz. Kategorisel olarak yapacağınız fotogaleri bölümünde istediğiniz hem haber içi fotoğrafları hem haber video galeri bölümleri bu bölümden istediğiniz şekilde galeri olarak oluşturabilir ve bu oluşturmuş olduğunuz galeriye başlık, açıklama yazısı ve fotoğraflar ekleyebiliyorsunuz. Çoklu fotoğraf yükleme özelliğiyle panelimizden tamamen yorulmadan toplu bir şekilde istediğiniz kadar fotoğraf yükleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde video galeri bölümünde de kategorisel olarak atabileceğimiz videolar bölümü ve bu videoların YouTube üzerinden otomasyonla çekilen içerikleri mevcuttur. Yazarlarımız bölümünde siteden oluşturulan, ister üyelikten gelen, isterseniz sizin panelden oluşturduğunuz yazarların iç detaylarına giriş yapalım. Oluşturmuş oldukları makale bölümleri mevcuttur. Bu makale detay sayfaları ise fotoğraf, reklam alanları ve içerik alanları olmak üzere mevcuttur. Bunun haricinde aşağı bölümümüze geldiğimizde firma rehberimiz mevcuttur. Firma rehberimizde yönetim panelinden oluşturmuş olduğunuz veyahut da üye girişinden müşterilerinizin oluşturmuş olduğu firma bilgilerimiz mevcuttur. Firma bilgilerimizde firmayı ekleyen kişinin ismi, firmanın markasının ismi, telefon numarası, web sitesi, mail bilgisi, şehir bilgileri ve adres bilgileri, toplam firmayı ziyaret eden kişi sayısı yani sayacı, etiket bölümü, sosyal medyada paylaşma bölümü ve içerik alanı mevcuttur. Bunun haricinde müşterilerinizin üye giriş yapması halinde ilan eklemelerinin oluşturduğu seri ilanlar bölümü mevcuttur. Her firmaya ait verilen seri ilan linkleri de mevcuttur. Bunun haricinde künye bölümümüz yani haber temanızın, firmanızın açıklama ve vizyon, misyon, kurumsal yazılarının giriş yapılabileceğiniz bölümüdür. İletişim sayfamızda haber portalımızın sizinle iletişime geçmek isteyen kullanıcılara göstermiş olduğunuz telefon, mail, adres ve direkt hızlı ulaşım mesaj içerik bölümü, adres lokasyon bölümümüz mevcuttur. RSS bölümümüz ise kullanıcıların sizin web sitenizde hem arama motorlarının hem kullanıcıların hem de başka bir internet sitesinin sizin sitenizde haber içeriklerini almasını kolaylaştıran, paylaşım yapılan bir yazılım sistemidir. Bu bölüm hakkında yöneticilerimizden destek alabilirsiniz.